yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Toplumda yaşamak hem avantajdır hem dezavantajdır. Avantajdır, birbirinizi üç aşağı beş yukarı bir kanaat şekillenmesiyle tanırsınız. Mahallenizdeki herkesi tanırsınız. Mahallenizdeki insanların kaç nesil geriye giderek hikayelerini bilirsiniz. Mahalleye yeni biri gelse fark edersiniz. Ve bu küçük yapının içerisinde tabii dezavantaj da vardır. İnsanların toplu olduğu yerde bir hukuk oluşur, bir ekonomi oluşur, bir dinamizm oluşur. Ve doğal olan o toplumsal dinamizmin etkin ve topluma yeter, yaşam kalitesi bakımından yeterli değişimi sağlamasıdır. Kıbrıs Türk toplumu, güzel sözlerle birbirimizi kucakladığımız doğrudur. Ancak Kıbrıs Türk toplumu dünyadaki ekonomik evrimleri bırakın, kendi içimizde bile çok gecikmeli doğru dürüst ticaret yaptık. Çok gecikmeli zanaatkarlara sahip olduk. Yani usta dediğimiz konut yapan insanlarımız oldu ama onun ötesinde endüstriyel boyutlu tarımı yapamadık. Ticaretimiz gelişemedi. Yani Kıbrıs Türk tarihi, Kıbrıs tarihi incelediğiniz zaman Larnaka'da Kenanların ticareti ilk uluslararası bağlantılı en iyi yapan insanlar oldu. Ama İngiliz'in gazabına uğradıklarını biliriz. Daha sonra yavaş yavaş bazı gelişmeler var ama düşünün, Kıbrıs Türk sermayesinin oluşması için Türk'ten Türkiye kampanyasına ihtiyaç duyuldu. Ve insanlar gitti Rum tarafından aldı, getirdi Türk tarafına. Sattı, onlara izin verildi ama biri gidip kendi alıp gelirse lokmacının oralarda bekleyen insanlar onları cezalandırdı. Ve yavaş yavaş ticarette biz ileriye gittik. 74 bir kilometre taş oldu. 74 öncesi 60-68 arası inanılmaz bir zorluktu. Yani bir ev yapmak bile problemliydi. Çivi sahibi olup çivi tak tak çakmanız bile meseleydi. Oralardan geçip şimdi kendi kendimize yetme yolunda mesafe aldığımız bir ekonomik bütünlüğümüz vardır. Ve bu toplumun eğer ekonomik dinamizmi, yeterliliği, üretim kapasitesi çok cılız kalsaydı, örneğin Türkiye'den 1,5 milyar dolara yakın ithalat yapıp işte 60-70-80 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Yani hizmet sektörleri de bu ülkede kendi iş dinamizmimizde bu ithalatı karşılayacak bir boyuttadır. Bu yapı içerisinde iş dünyamız iyi insanlar kazandı. Neydi belirsiz bir macerayla çok zengin olan insanları da gördük. Ve bazı insanlar vardır ki ticaret yaparlarken onların faturaları gümrük ve gümrük maksatları gümrük açısından da bir şeydir. Söyleyeyim bir veridir yani. Eğer bunu filan getirdiyse de bu kadara getirdi. Bundan çok düşük fatura beyan edenin o faturada bir sahtekarlık vardı. İşte Semrar Erel Kıbrıs Türk iş dünyasında alnının böyle akıyla ticaret yapan bu ülkede 3 kişi varsa 5 diyordum ama 3'e bile koyarım. Bu kadar temiz, başı dik, özgür, kimsenin ekmeğinde kimsenin el altından katkısını hissetmeden var olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nda da yönetimde yer alan başkan yardımcısı olarak yer alan bir iş insanımız. Hoş geldiniz Semral Hanım. Hoş buldum. Galatya'dan çıktık yola. Nereden nereye? Nereden nereye geldiniz? Nereden nereye? Ve şunu sorayım, böyle çocukluğunuzda ailece, yani ailede böyle bir ticaret kültürü var mıydı? Yani ne olmak isterdiniz de ne oldunuz mesela? Onu sorayım. Benim ailem çiftçilikle uğraşırdı.
çiftçilikle uğraşan insanlar neticede mahsulünü satarken bir ticaret vardır neticede. Bizim çocukluğumuzda annemizin babamızın yanında tarlada çalışmayla geçti. Yani neticede ticaret vardır üreticinin yanında. Sözlerinizin başında güzel övgüleriniz oldu. Teşekkür ederim. Hak ettiğime de inanırım. Onu da söyleyeyim. Alçak gönüllü olmayacak. Hak etmeseniz söylemem zaten. Yani bu da benim tarzım. İzleyen insanlar bilir. Ben bütün herkesi severim demem zaten. Yani sevdiğimi severim. Herkese hak ettiği kadar değer veririm ama siz Kıbrıs Türk ticaret hayatı içerisinde her koşul altında kumaşı lekesiz birisiniz. Yani bunu bu vesileyle burada bunu söylerim ki sizlerle çok geçmişte bir veya iki defa sosyal ortamlarda buluştuk ama siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Şimdi ben söylerim ya, program bittikten sonra da bana zaten tepkiler geliyor. Sonra evet, ticaret çiftçi bir ailenin. Çiftçi bir aile, yani üreten bir ailenin kızıyım. Yani ürünü toprağınla uğraşan insan neticede ürününü satmak zorundadır ve ticaretin içerisindedir daha bir yerde. Girişimcilik ruhu var. Hangi ürünü ne zaman ekeceğini bilir. Zamanında babacığınız satmasını ne, bilir. Ne yapardı? Babam ne eker ne biçerdi? Mevsimine göre arpa, buğday, kavun, karpuz, her türlü sebzeler ama ağırlıklı sultan üzüm, kavun, karpuz. Yani baba o zaman ektiğin sultan üzüm alanı Galatya'da, Mehmetçik'te. Şimdi var mı? Aynı miktar azaldı mı? Yok. Kuraklıktan dolayı. Bir de kakateci. Kuraklık mı, beceriksizlik mi? Beceriksizlik demeyelim. Kuraklık ama kuraklıktan önce de kakateciyi kurmayla ihracat yollarımızı kapattık. 80'den sonra zaten üretmemizi de istemediler. Bizi idare edenler. Ve bu, yani Kıbrıs Türk halkı gerçekten çalışkan, üretken insanlardırlar. Karını, zararını bilen insanlardı. Yani ticaretten anlayan insanlardı. Ama Rum ambargolarına maruz kaldığımız için ticaret yani yapılmazdı. Biraz önce konuşmamda da işaret ettim. 60-68 arası. Bütün o kantonlar ciddi bir yoğun kuşatma altındaydı. Ve yani Rum tarafından, ben hatırlıyorum Lefkoşa'da, bir litre, bir galon benzin bulup da Boğaz'a gidip gelmek lükstü. Ve yani onun yanında ürünü, dediğim gibi, tarımla uğraşan insanlar, hatta evinde tavuğu bile olan insan bir şey alırken yumurtasıyla takas yapardı, çıkarttığı ürünüyle alışveriş yapardı. Onun için köylü insanı ticareti bildiğine inanıyorum ben ve yapıyorlar da. Siz öğrenim hayatınız nasıl geçti size? Benim lise mezunuyum. Namık Kemal Lisesi mezunuyum. İlkokulu, ortaokulu Mehmetçik'te okudum. Ve inanın ortaokulu bitirinceye kadar neredeyse köyümüzde elektrik yoktu. Yani Rumlar Türk köyü olduğu için Mehmetçik, Karpaz'ın en büyük Türk köyüydü. Ve Türk köyü olduğumuz için bize elektrik vermedi. Çünkü elektriğin olduğu yerde ilerleme olacak. Yani radyo dinleyeceksin, televizyon izleyeceksin. Biz bu ambargolardan maruz kaldık ama hiç şikayetçi değilim. Şimdi durup düşündüğümde bu imkansızlıklar içerisinde büyümek bizi çabuk olgunlaştırdı. Kendimize güvenmeyi öğretti ve en önemlisi aile büyüklerimizden çok güzel zaman geçirdik. Geceleri, yani biz nenelerimizin, aile büyüklerin masallarıyla büyüdük, onların nasihatleriyle büyüdük. Yani böyle telefonu eline alıp da oynama yoktu. Yok, radyomuz bile yoktu Hasan Beyciğim. Yoktu. Yok yok yok. Bizim bilmem 70'li yıllarda babam traktörün aküsüyle çalışan bir radyo almıştı bizde, onu hatırlarım. Şeydi, şeydi, açtığında ısınması gerekirdi radyonun çalması için. O ayrıntılarını unuttum. Yok, ilginçti ama. Çünkü bizde. Evet. Yani imkansızlıklar, imkansızlıklar çok. Siz ticarete. Ticarete. Sen ne zaman? Bu yaptığınız işin başlangıcı ne zamandır? Yani 70, inşaat malzemeleri değil mi? 74 sonrası babam tarımın yanında kamyon ve otobüs şoförlüğü de yapardı. Köylü ihtiyaçlarını evde ben olduğum için gelip bana söyledi. Semra, söyle kızım babana da bana bunu bunu getirsin. Ben babama sipariş olarak verirdim onları. Ve ben 82 yılında
artık 80'den sonra ürünlerimize istediğimiz gibi değerinde satamayınca ve artık Rum barikatı da kalktı 74'ten sonra. Çok rahat bak, şehire ben... Kendi içimizde de başka barikatlar koyduk. Yani onlara girmeyelim. Yani olumlu yönlerine bakalım. Evet. 74 sonrası daha sık şehire gelir olduk. Bir baktım sattığımız ürünün değerinde satılmadığını, ticaret yapan daha iyi para kazandığını gördüm. Ve 82 yılında ticaret yapmaya karar verdim. Ben ilk iş yerimi 1982 yılında açtım. Yalnız mısınız, evli misiniz? Ben, açtığınız zaman. Açtığım zaman evliydim. 2 yaşında da oğlum vardı. Eşiniz çünkü, mi? Siz, yo, eşim. Eşiniz sizi mi, siz eşinizi mi çekiyorsunuz? Yani, yani eşim kimya mühendisliği, o sanayi holdingde fabrikada çalışırdı. İş yerini ben çalıştırırdım. Çünkü yaşadıklarımdan çok küçük yaşlara ders almasını bilen biriyim. Yani benim inanırım ki ailemizin imkanlarıdır bizim hayatımıza yön veren. Ve ben istemedim benim çocuklarım da benim gibi tarlalarda ezilsin de emeğinin karşılığını alamasın. Ben dedim ticaretle uğraşacağım ve ticaret hayatımı açtım. Şirket? Direkt özel Semra Ticaret. Hatta isimsiz bir evimizin önünde tek bir odam vardı boş. Galatya'da? Onu, Galatya'da evimin önünde boş bir odam vardı. Onu iş yerine çevirdim. Adı bile yoktu. İş yerimin ismi. Nereye gidiyorsun? Benim yazılışım Semral'dır ama herkes bana Semra der. Babam da dahil. Nereye gidiyorsun? Semra Ticaret'e gidiyorum. Semra Ticaret'e gidiyorum ve iş yerimi de müşterilerim yani Semra Ticaret. Neydi ilk ne satmaya başladın? İlk traktör filtresi, traktör gayışı. Kimden aldınız ama? Başkasından aldınız. Tabii canım, her bütün ihtiyaçları ne sipariş gelirse traktör yağıydı, tırmık dişiydi, somunuydu, puluydu, ne ihtiyacı varsa köyünün, çiviydi, boyaydı, ne isterse bunu iş piyasada alıp getiririm. Aldınız, getirdiniz. Evet. Ve bir gün açtınız kapıyı sabahtan. O çok önemli değil mi? Yani ne zaman dükkanı yarattınız ve bir gün açtınız, oturdunuz artık, ticaret başladı mı dediniz? Yok, öyle bir ticaret hayatım olmadı benim. Yavaş yavaş mı başladı? Yani tamamıyla sipariş üzerine açtım ama sabah yine bağıma, daha çok üzüm işi yani, sultan üzüm işi. Bir dakika, bu telefona yapardım. Bir bakalım. Merhaba. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Alo. Avcı ses geliyor. Bir dakikacık arkadaşlar, stüdyoda ses yok. Alo. Bir saniye lütfen. Kemal Barbet, evet. İyi günler, iyi yayınlar hocam. Peki hızlı alalım Kemal'cığım. Tamamdır, ses geliyor değil. Şimdi tamamdır, buyurun. Tamam. Hocam seni canı yürekten kutlarım. Geçen günü de programını herhal tekrar edeyim. Lefke'de yaptığım programı da izledim. Ağaçlar arasında. Derim ki ben kendi yerime bu Hasan Hoca'yı vallahi ben canı yürekten kutlarım. Nereden bulur bu insanları? Ne yapar getirir? Bak bir Semra Hanım biraz önce bir... Bakın Semra Hanım bu toplumun bir gerçeğidir. Programımızda belki ilk kez konuk oluyor ama... bin tane program yapsam ve deseler ki bir konukla yapacaksın, Semra Hanım'dan yaparım. Şimdi Hasan Hoca, ben de onun için bağlandım. Semra Hanım konuşmasına ne dedi ki, başlangıçta dedi ki, işte Kıbrıs Türk halkı veya toplumu bayan olaraktan, yani biz tembel insanlar değildik hocam. 70'ten öncesi hepsini bizlere vardı bir şeyimizi. Yani Semra Hanım'ı bu konuda girişimden dolayı kutlarım. Bize, bu topluma bunlar ambargolar. Dediysen bana fazla oralara girmeyelim, bir şey izledin orada konuşuyordun. Evet, en büyük ambargo bize kendimizin devletimiz olmaktadır. Ve ayrıca da Teşe Cumhuriyeti bu kadar basit. Mersin Gümrüğü'nü geçemek o yani. Peki Kemal'cığım, İnşallah... böyle çok güzel konuşuyor ama Semra Hanım'ı daha fazla dinlemek için çağırdık. Dinle. Hocam bağlıyor seni gibi. Semralarım size başarılar. Teşekkür ederim. Hoca yine kutluyorum. Gerçekten böyle değerleri programına çıkarttığı için ve bilgi dediğimiz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Kendinize güzel bak. Güzel sözleri fazlasıyla hak ediyorsunuz. Ve köyde başladınız. Tabii gittiniz birinden alıp getirdiniz tabii köyde. Tabii iç piyasadan. Çok kar kodunuz muydu üstüne? Yok, kesinlikle. Aldığım karın eğer %10 kar alırsam firmadan 5'ini de indirim yapardım müşterime ki beni tercih etsin. Aynı fiyat verdikten sonra gidecek aldığım yerden alsın.
Ve bu bana ilk köyümdeki müşterilerime, etraf köylere başladı, duyuldu. Her istediğini aynı günden getir, yani ayağına getir. Alet malzemesi, parçası getir. Ama ben onun yanında söylerim, ne ihtiyacınız varsa evinize boya, el aleti, ne ihtiyacınız varsa söyleyin, söyleyin. Ben yaparım ve inanın yıllarca her isteneni ve yeni bir de servis hizmeti sundum müşterilerime. İstediği malzemeyi evlerine götürürdüm. Evet. Hmm. Ayağına hizmet. Bunlar bana artı olarak ne zaman, geri döndü. Ne zaman ithalat düşündünüz? Ne zaman ithalat düşündüm? İşlerim bu arada da iki oğlum oldu çalışırken de. Maşallah. Çocuklarımı İngiliz Koleji'de okutmak istediğim için Mausa'ya gitmek zorundayım. En yakın İngiliz Koleji. Mausa Marif Koleji. Mausa Marif Koleji. Mausa'ya gidip gelirken Mausa'daki yatırımı, işin büyüklüğünü gördüm. Ve ben inşaat gördüğümde durdum, dedim buraya, ben çimento fabrikası da bizim yanımızda. Boğaz'da. Boğaz'da. Ben çimentoyu nereden alayım, ben getireyim sana. Ve sipariş olduğunda da tırımı, kamyonumu da ben kullanırdım yani. Herhalde Kıbrıs'ın, evet evet, ilk ağır vasıtalı, ilk tır kullanan bayanlarındanım herhalde. Yani gittiğiniz inşaata ne zaman çimentoyu, evet, ben, evet, size getireyim dedim. Evet, ben birebir müşteriyi de kendim buldum. Böyle, yani insanların hoşuna da gitti, ayaklarına gidip mal satmak istemem. Hem de pahalı da değil. Yani biri pahalı satar demeyeceğim, daha uygun fiyata verebileceğimi söyledim. Hiçbir zaman aynı işi yaptığım meslektaşlarımı kötülemedim. Sadece daha uygun fiyatına daha iyi hizmet verebileceğimi iddia ederek girdim. Ve hepsi de bu teklifimi reddetmedi. İşlerim arttı. Ama bunun yanında ihalelere katılmaya başladım. Öğrendim ticareti. Daha büyük nasıl satabilirim? O zaman güzel. O zaman da ihalelerde fark ettim ki mal aldığım firmalar bana rekabet yaparlar. Çünkü orada ya, ihale açıldığına kaçmazdım. Kimin ne fiyat verdiğini öğrenmek isterdim ve kalırdım orada. Ve gördüğüm, bana verilen fiyattan daha aşağıya fiyat verdiler. Ve bu benim çok gücüme gitti. Yani ihalede ben geldim, sizden mal almak isterim. Bana teklif verdi. Ve sizden verdi. Alacağınız fiyatı götürüp ihaleye vereceksiniz. Tabii. Biraz da kar koyup, evet, ihaleye vereceğim. Ve ihalede açık teklif aldığım firma bana verdiği fiyatın da altında fiyat verince çok incindim. Gücüme gitti, kırıldım. Dedim niye ben onun malını satarken bana beni rakip olarak görüp böyle yaptı. Artık iç piyasadan almama kararı aldım. Kırıldım ve serbest limanda yer buldum. Serbest bölgedeki ilk şirketimi kurdum. Ve Semport 2000'li yıllarından beri. Semport. Evet. Biri Semra Limit'e, serbest bölgedeki de Semport. Yani Semport işi büyüttünüz. İşi büyüttüm derken. Ne kadar, kaç iş ürün, ana ürünleriniz var mı? Yani demirdir, şudur, budur yani, ama kaç çeşit ürün ithal edersiniz? Bu çok kalem. 16 binin üzerinde ürün çeşidimiz var ama esas ağırlığımız inşaat demiri, inşaatta kullanılan her türlü malzemeleri ithal ederiz. Yani şimdi gerek tabii yok, şimdi yani ihtiyacım şöyle yok, reklam tık, yapayım tık, sayayım. Tık tık yukarıya çıktınız, hiç düştünüz mü? Allah'ıma çok şükür olsun, yok, krizlerde bile büyüyoruz, bin kere şükür olsun. Krizlerde bile en az etkilenmek için ne yapmak gerekir? Yani biraz da gençlere nasihat. Kesinlikle. Yani mal satarken sadece kendini düşünmemen lazım. Müşterini de düşüneceksin. Fiyatlarından da istikrar olman lazım. Ben her zaman hangi fiyattan aldıysam o malı o fiyatla sattım. Ama şunu da sorayım. Herkese güvendiniz mi? Ticaret aslında güven işidir. Güveneceksin ama tedbirini de alacaksın. Tedbirini de alacaksın. Alacaksın. Merhaba. Selamlar Hasan Hocam. Kolay programlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Emre Hanım'ı da tanıyorum ama o beni tanımıyor. Haydar Yılmaz. 2005, evet. 2005 yılında Semra Hanım'dan bir öğrenci yurdumuzu ve bir de apartmanımıza 8 dairelik devre almıştık. İlk defa kendisiyle çalıştık o zaman. Usta bana bu kadar demir lazım dediğim zaman telefon numarasını buldum, aradım. Dedim ki Semra Hanım, ben Lefkoşa'dan arıyorum. İşte bana bu kadar ton demir lazım. İşte nasıl yapabiliriz falan.
Ben dedi size yarın gönderirim ama dedim, ödemesi falan var dedim. Geldiği zaman ödersiniz dedi. Dedim bu kadar çabuk mu mal veriyorsunuz, güveniyorsunuz dedim. O da dedi ki insanlar dedi kendini belli eder dedi. Hayatta dedi dürüstlükten daha ilerisi yoktur. Onun için dedi ben size güveniyorum, malı göndereceğim dedi. Biz yaklaşık olarak bir 35-40 bin dolarlık bir mal almıştık. Kendisine de ödedik. Şimdi karşımda görünce çok mutlu oldum. Beni tanımaz, ben onu tanıyorum ama. Sizin net hatırladım Haydar Bey. Gönyeli'deydi evet. İnşaatlarınız. Evet, Gönyeli'de çok doğru. Doğrudur efendim. Haydar Bey, sizle çok sık konuşmayız. Arada programa katkı yapıyorsunuz. Programı evet. Başlarken nasıl ki Semral Hanım size kefil oldu, güvendi bir anlamda ve 35-40 bin dolarlık bir ticaret gerçekleşti. Ben de biliyorsunuz beni, bir anlamda dedim ki ben 1000 tane program yapacağım ama bir kişiyle yapacağım deseler dedim, Semral Hanım'ı seçerim dedim. Nedenini eminim en iyi anlayanlardan biri de sizsiniz. Evet. Gerçekten çok değerli bir hanımefendi ve çok değerli bir ticaret erbabıdır. Bu hanımefendi gibi artık günümüzde esnaf ve ticaret insanları kalmadı. Gazete ve basından takip ettiğimiz kadarıyla da, bildiğimiz kadarıyla da son 5-6 yılda bu demir ticaretinde çok ağır bir haksızlığa ve rekabete de uğradı. Ama yine sustu, yine konuşmadı. Çok da olgun bir hanımdır. Yani acılarını, dertlerini de biliyoruz. Buna rağmen yine konuşmadı, yine sustu. İşte yine bir ticaret kadını. Yani Semra Hanım budur yani. Semra Hanım'ın ticari ahlakının %60 gerisini bile kabul ederim. Ne dediğim anlaşılmıştır. Anladım hocam. Peki. Anladım. Haydar Bey, çok teşekkür ettim sizlere. Teşekkür ederiz. İyi günler Haydar Bey. Hanım'a da başarılar dilerim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Evet. Yani bakın, bu işin güzelliği var mı, bunu parayla ölçer misiniz? Ölçün, hadi ölçebilirsiniz. Ben bunun farkındayım hocam. Ben her çalışanlarıma da nedir söyledim biliyor musunuz? Bakın çocuklar, benim sizden istediğim, ben bu günleri dürüstlüğümle gördüm. Bizim birinci sermayemiz dürüstlüğümüzdür. Benim tek istediğim sizden, mal sattığımız müşterilerimizi memnun ediniz. Ne benim hakkımı onlara yediriniz, ne de onların hakkını bana yediriniz. Ben şimdi şirketime hafta olur gitmem bile. Yani çalışanlarımdır. İki oğlum işin başında ama onlar da yani müşteriyle birebir muhatap olmaz. Çalışanlarımızdır parayı alan. Ne işiniz var bu ticaret odasında? Biz yani bu soruyu hiç beğenmedim Hasan Beyciğim, ticaret odası. Siz anlarsınız her beğenip beğeneceğiniz soruları. Ben sizi dürterim. Yani ben ticaret odasını aşağılamadım ha. Yani öyle cümlemden. Yani, öyle algıladığınız yok, ben öyle demedim. Ne işin ticaret var, odasında etkin görev alırken hangi niyetleri taşıyordunuz? O niyetlerinize ne kadar yakındı? Yani ticaret odasına hizmet etmek istediğiniz, edebiliyor musunuz? Ya, ticaret odasında yıllardır meclisindeyim ve ticaret odası ticaretle uğraşan insanların oluşturduğu bir odadır. Ve en eski kuruluşlardandır. Evet, tanınan en eski kuruluşlardandır. Benim o ticaret odasında bulunmamın nedeni, gençlerimiz çalışacak, bizler de gençlerimizin haklarını, ticaretin önünü açmak için, hatta yani devletimizin, hükümetin her türlü yapacağı icraatlarda da yardımcı olmak için öncülük ediyoruz ticaret odası olarak. Size bir şey söyleyeyim. Ticaret odası Kıbrıs Türk toplumunun en önemli örgüt, sivil toplum örgütlerinden birisidir. Benim birazcık sitemim ve şikayetim yeterince ticaret odasının yumruğunu masaya vurmamasıdır. Bu kadar yani yoksa çok çok önemli buluyorum. Çok. Bak sözümüzün başlangıcına 80'li yıllarda dedik. Kıbrıs Türk halkı yani ticaretten koparıldı. Rahmetlik Özal döneminde ne dediler? Memur yapın dediler ve yani şu andaki gelirimizin %80'i memur maaşına gidiyor. Bu bir gerçek, bildiğimiz konu. Yani ne dediler? İnsanları
memur yapınız ve üretimden kopartılarak bu insanlar memur yapıldı. Ve şu anda yani bunu hükümette olan başbakanımızdan her türlü bakanlarında en büyük sorunudur. Fazla personel vardır ve onları verimli nasıl kullanılabileceğinin formüllerini arıyor. Yani son yıllarda gerçekten her şeyin farkındadırlar. Bizi tekrar diyebilirim ki benim bildiğim en az 10 yıl yoksa ama 6 yılın üzerindedir insanlara girişimcilik teşvikleri veriyorlar. Tekrar insanları yani hükümetler de yanlış yönetebilirler. Yani gördüler ki Kıbrıs Türk halkını üretimden kopartmayla yanlış yaptı ve şimdi o yanlışı düzeltmek için tekrar girişimciliği teşvik ediyorlar. Bu yani eleştirmek için konuşmayalım. Yapıcı yanlarına görelim. Yani bir yanlış yapıldı. Çok yanlışlar yapıldı. Yani bir değil yapılan yanlışlar ama şimdi yanlışın neresinden dönsek kârdır deyip yani girişimci gençler yetiştirmesi için de yani KOBİGE'nin çalışma... Geçen akşam basın toplantınızda da öyle bir sitem gösterin. Tam bitirin. Ben biri böyle olunca unuturum da. Tamam ama kısa kısa ki soru da sorayım. Sizi uzatmayın. Çok. Tamam. Peki. Yani benim demek istediğim yani gelmiş geçmiş hükümetler de hatalarını görerek zararın neresinden dönse kârdır deyip şu anda ben inanmıyorum eski zihniyet olduğuna. Artık Kıbrıs Türk halkının memurun da çalışarak üretmesi gerektiğini hepsi farkındadır. Yani üretmeden çalışmadan olmaz. Yani olmaz yani itibarını kaybeden. Peki Semra Hanım işte herkes memur olmak ister. Özel sektörde neden çok istekli değil çalışmaya insanlar? Çünkü özel sektör çalışmazsa kazanamaz. Yani çalışmadan kimse kimseye vermez. Biz özel sektörde çalışmak zorundayız. Hatta 8 saatin 6 saatini verimli çalışsalar o günkü performanstan ben çok memnun olurum. Yani ne demek istediğim yani biz özel sektörde 8 saat günde çalışırız. Bu 8 saatin devletlerde ne kadar çalışırlar sizce? Yani su akar göz bakar. Yani ben buraya eleştirip yapmaya siyaset yapmaya gelmedim. Gerçekleri konuşalım. Çok çalışan da var. Yani benim devlet dairesinde mesai almadan çalışan çok değerli insanlar da olduğunu tanıdım yani gördüm. Bu düzenin değişmesi için çabalayanlar da var ama bu bozuk düzenden nemalananlar da daha çok olduğu için değişmesini istemiyorlar. Beni üzen budur. Ama artık yani bu gemi karaya turdu. Yani eğer bir insan vatanını severse ve birazcık da vicdanı varsa artık bu bozuk düzene hep birlikte dur dememiz lazım. Ülkemizi kalkındırmak için ben olayım seferberlik ilan ederim yani. Başta benim bana bir sorumluluk versinler. Her alanda seferberlik ilan ederim. Yani böyle politikadan birileri emekli olsa siz de profesyonel bir yönetici arasanız siyasetten milletvekili bakanlardan kaç kişiye şirketinize emanet edebilirsiniz? Hasan Beyciğim ben esnaf bir insanım. Bana böyle sorular sorma. Size saygım sonsuz. Size saygım sonsuz. Cevabı aldım. Yani ben buraya... Ben derim. Yani, tamam ne yapayım yani şimdi sormayın. Tamam ama ben şimdi istemem. Bakınız, çok batıda, değerli bürokratlarımız da var yani. Çok değerli bürokratlarımız da var. Ama önemli olan o değerli tecrübelerini, bilgilerini hepsi de ülkesini kalkındırmak için harcasınlar. Yani beni en çok üzen bulundukları mevkilerdeki imkanları kendileri için kullanmasın. Ama, o beni kahreder. O çok önemli. Ama Haydar Bey biraz önce demirde bir mağduriyet yaşadığınız demir ticaretinde söyledi. O konuyu nedir bu mesele diye. Yok ben burada program yapmaya geldik. Ben birine söz hakkı. Bunun içerisinde 40 dervişik herkes birbirini bilir Hasan Beyciğim. Benim bakın, söylememe şey gerek yok. Benim söylememe ben gerek oturuyorum. Yok. Ve geçen akşam sizin ticaret sözü toplantısında da bilerek birazcık o kalıplaşmış söylemlerin dışına çıkarmak istedim toplantıyı ve biraz agresif gibi gelen sorular sordum. Ben buraya oturuyorum. Ben sizinle bir mağduriyet olsa gözü kapalı yanınızda olurum. Ben tarafsız olmam mesela. Yani
Yüzü ne var? Semral Hanım'ın filan konu. Ben inanırım ki siz haklısınız. Ve sana ne dedikleri zaman başımıza ne geldiyse ondan geldi derim. Yani bu ülkede özellikle siyasi erki elinde tutanlar yakın çevreleriyle birlikte pozisyonlarından dolayı herhangi bir albeni ve ayrıcalık yaşamamaları gerekir. Şimdi Türkiye ile ilişkiler bizim evet. Konuyu değiştirmeden istemediniz bu konuyu. Yok, bunu söylemek isterim. Benim şahsıma, şirketime herhangi bir haksızlık yapıldığında bana haksızlık yapanın karşısına geçerim. Öyle iki kaşının ortasına baka baka, gözünün içine baka baka yaptıklarını söylerim ve ne olacaksa olur yani. Ben arkadan veya basını kullanarak öyle polemiklere girmem. Yani bana bir şey yapıldığında ben o an hakkımı aramasını bilirim. Bence ticaret ahlaklı insanların yapacağı bir iş olması lazım. Kolay para kazanıp sonra bu parayı namuslu insanların arasında ticaret yapayarak yıkamaya kalkanlardan da ben rahatsızım. Gördüm ki ticaret odası çok rahatsız değil. Genelleme yapmayalım. Yani şu veya bu şekilde insanlar... Beni zora sokarsınız ve Hasan Bey öyle sorular sormayla. Çünkü onlar da bu odanın bir üyesidir. Ama ticaret odası her ben zaman... Ben olsam almam üye. Neyse. Onlar derin konulardır. Lazım çok uzun saatler program yapalım. Yani yanlışlarımız var ama düzeltmek için gerçekten çok iyi niyetle yani ticaret odasının yönetiminde görev yapan veya meclis toplantısına meclisinde görev yapan arkadaşlarımız gerçekten çok iyi niyetle zamanlarından fedakarlık ederek geliyorlar ve bir şeyleri düzeltmek Türkiye için uğraşıyorum. Türkiye ile ilişkilerimizde Türkiye'ye çok suçlama yapmak haksızlık mı? Yani Türkiye ile ilişkilerimize gelince ben insan kaç yaşında aklı keser? 3-4. Biz vallahi yani 61 en küçük torununuz kaç yaşındadır sizin? Ama şimdikiyle bizim zamanımız farklıdır. Benim şimdi 3 yaşındadır maşallah. Benim 7 yaşındaki halimden daha ileridir onu söyleyeyim. Benim de var aynısı. Yani bizim inan hiç karşılaştırmam ben şimdiki çocukları. Yani benim nereye değineceğim? Biz çok küçük yaşlardan babamızı gece evde görmedik. Çünkü babamız TMT'nin içerisinde mücahit gece nöbetteydi. Ve bizim hep babamızın ağzından önce vatan ve Türkiye'nin güvenliği. Türkiye bizim için nedir? Ana vatanımızdır ya. Bizim kökümüz Türkiye'den. Biz Türkiye'nin, yani atalarımız Türkiye'dir. Biz Türkiye'siz ben inanmıyorum burada. Ben hiç Türkiye'siz bir hayatı düşünmem burada. Türkiye bizi birazcık zaman zaman bize haksızlık yapar mı? O, ya az önce de söyledim yani her hükümet her zaman en doğruyu yapar diye bir şey yoktur. Ama yani şu veya bu şekilde yaptığı yanlışları da bence fark ediyorlar ve düzeltmek için çaba sarf edeceklerine inanıyorum. Bizim açımızdan en iyi hükümet nasıl bir hükümet olmalı? Kendi ayaklarının üzerinde, kendi halkından her türlü sosyal devlet olacak, halkına her türlü imkanı sunacak, dönecek. O da vatandaşla vatandaşlık görevini sonuna kadar yerine getirecek. Siyasi, böyle bir yönetim bak, yok, artık size zor soru sormam ama soruları birazcık kolaylaştırarak sorayım. Siyasetimizde şu anda aktif siyaset yapanların içerisinde 8,5'dan 10'a pek iyidir diyeyim, öyleydi. 85 ve yukarı. 85 ve yukarı alacak meclisteki 50 milletvekilinden kaç tanesine 85 ve yukarı verirsiniz? İsim sormayacağım. Peki alacak olan var mı? Var, tek tük de peki lik de var. Var. Yani onun üzerindedir benim pekiyim. Onun üzerindedir. Onun üzerinde? Onun üzerindedir. Benim. Yani 3 tane var mı? Onun üzerindedir. Onun üzerine bak, ben başarı... onun üzerinde. 50'nin içinde 10 taneden fazla var mı? Var. Hatta yarıdan... Vallahi siz öğretmen olsanız ben, hep çocuklar geçecek sınıfı. Yok. Yani o çocukların ona da değinelim, eğitime de değinelim. Çok güzel konuya değindiniz. Evet. Yani şu andaki ben hükümetin performansını, yani bir şeyler yapma gayretindedirler. Ha şimdi Türkiye'ye çok iş düşer. Yani bu protokol gerçekten ben vatandaş olarak benim üzülüyorum. Yani burada gerçekten Türkiye'den gelen çok vatandaşlarımız vardır. Onların çocukları da mağdur olur. Bizler de mağdur oluyoruz. Yani yollarımız bizi kaldırmıyor. Yani tamam. Yani şu anda yani burada
Bence 1 milyon varık bana göre. Bana göre yani 1 milyon varık. Hadi 200 bin kişi burada da olsa 800 bin kişinin yükü Kıbrıs'tadır. Bence onların daha rahat etmesi için Türkiye Cumhuriyeti buradaki vatandaşlarının en iyi şekilde, hatta onlara eğer burada kalacaksalar söylenmesi lazım bu insanlar. Artık Kıbrıs sizin vatanınızdır. Bir insan vatanını sevmezse hiçbir şeyi sevmez. Benim önceliğim vatanım ve ailemdir. Yani bir insan, çok üzülüyorum etrafımdaki çöpleri, kirliliği görünce. Derim o ülkesi değil herhalde. İçi yanmaz da onun için her taraf çöp içerisinde kirletiyorlar. Sahiplenmeyen kirletir, kirli olan sahiplenilmez. Maalesef ama bu gerçek. Tamam ama yani bir seferberlik yaptık tekrar yani temizlik için. Semra Hanım dediler size. Alo, ben dediniz Semra Derel. Semra Hanım, sizden bir ricamız var. Sizi bakan yapacak dediler. Hangi bakanlığı alırsınız gönüllü? Ben derim bakanlığı bu konuda eğitimli olan... Siz yapacaksınız dediler. Boşverin. Bana farazıyla olmaz be Hasan Bey. Olur. Olmaz. Ama şey çevre çok önemli. Çevre, temizliği her şeyi getirir arkasından. Çevre şey temizliği mi? Çok önemlidir. Teknik tarafı bile olsa bir yana ben sizin çevreye çok iyi bakan olacağınız aynen öyle. Yani çevre temizliğine eğitim ben kendi zamanımdaki eğitim sistemiyle, özel okuldaki eğitim sistemini ve devlet okullarının eğitim sistemini mukayese edebilecek yaştayım. Ve üzülüyorum yani niçin bizim devlet okullarımızda eskisi gibi olmasın ki özel sektör biz tam gün çalışmak zorundayız. Devlet memurları da tam gün çalışsınlar. Peki kaç saat günde çalışırsınız? 8 saat. Ama 8 saatin molalarıyla verimli 6 saat. Angonijiklere? Angonijikler, benim emekli olduğum angonijikler haftanın 3 gününü zaman ayırırım. Ömrüm yettiğince tam da ayırabilirim. Ticaret arasındaki görevim bitsin. Sosyal sorumluluklarımla devam ederim ama torunlarıma zaman ayırırım. Çünkü kendi çocuklarımıza zaman ayıramadık. Hep çalıştık. Dünyayı görmek isteyip de gidemediğiniz yer var mı? Yok, sırasıyla gitmeye çalışırım yani. Siz en çok etkileyen yer? Norveç'i beğendim, Finlandiya'yı beğendim. Atatürk nedir? Kimdir Atatürk? Sizin önder, için örnek alacağımız liderimizdir, önderimiz. Atatürk şimdi yaşasa ne düşünürdü? Bu durumları görse çok üzülürdü. Çok teşekkür ederim. Programımız bitti de mi? Bitti bile. Yine buluşuruz. Evet, Semra Erer'le konuştuk. Ticaret Odası Başkan Yardımcısı. 1982 yılında Galatya'da. Çocukluğundan itibaren yediği her lokmanın karşılığını ailesine katkı yapmış bir insan. Ve kimse bir Allah'ın kulu çıkıp hakkında olumsuz söyleyemez. Ne kadar yani mağduriyeti bile içselleştirdiğini hissederim birazcık. Birazcık daha isyankar olsa çok harika bir rol model olacak topluma Semra Hanım. Herkese güzel, mutlu günler diliyorum. Bay bay. Girne'nin yaşayan efsanesi. Dünün, bugünün ve geleceğin izlerini